Herkese merhaba dostlar ben Alper. bugün daha bu videoda OBS'ye nasıl yayın yapacağınız hakkında bilgi vereceğim. Normalde ben e, Streamlabs OBS kullanıyorum. O yüzden <laughs> buradan göstereyim. Hatta şu an kayıt bile alıyor. O yüzden bunun, bundan ziyade şeyden göstereceğim. OBS'den göstereceğim çünkü OBS'de de e, şey, aynı mevzular mevcut. Yani arayüz bir, neredeyse birebir aynı. Birebir değil de, neredeyse aynı. Sadece Streamlabs'de biraz daha şey var. Eklenti var. Öyle için. Şimdi bu sefer e, ilk başta Farzamın Twitch ilk başta şeyden bahsetmek istiyorum. E, 3 megabit upload hızına sahip olan internetlerde nasıl yayın yapacağınızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü galiba bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de şu an en yaygın upload hızı 3 megabit. O yüzden e, bundan başlamak bir tık daha iyi olur. İlk başta yapmanız gereken şey ayarlar kısmına gelmek. Ondan sonra e, Twitch'inizi veya YouTube'unuzu artık nereden yapacaksanız oraya bağlamak. Twitch'i yapacak eğer Twitch'ten yapacaksanız yayınınızı bu sefer şey yapabilirsiniz, hesaba bağlı diyebilirsiniz, yayın anahtarı kullan diyebilirsiniz. Buraya yayın anahtarınızı girmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle bulursunuz. E, hemen yani taraftan bakayım. İlk başta Twitch e, kanalınıza gir ya Twitch açmanız gerekiyor ve hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Buradan eğer giriş yaptıysanız Twitch'e şey çek kısmına gelmeniz gerekiyor, yayıncı panel kısmına gelmeniz gerekiyor. Yayıncı paneline geldiyseniz Hemen bulayım tekrardan. Ee, neredeydik? Bir saniye bulacağım hemen. Bu değil. Heh. Şu ayarlar kısmında e, hani sol tarafta bir tane gösterge paneli falan diye bir şey açılıyor böyle. E, gösterge paneli, analizler, videolar ve ayarlar kısmında. Yani dört kısımda şey ayrılıyor. Bu ayarlar kısmında kanal yazan yerin e, Ayarlar kısmında kanal yazan yeri açmanız gerekiyor. Buradan Artık akşam anahtarınızı yani yayın anahtarınızı yani ilk başta gösteriyor zaten anahtarınızı. Onu kopyalayıp buradaki yayın anahtarı kısmınıza aktarmanız gerekiyor, yapıştırmanız gerekiyor. Ondan sonra tamam veya uygula dediğinizde şey bağı, hesabınızı e, bağlamış oluyorsunuz bir nevi. Ya da galiba şu hesap bağlı da online olarak yapabileceğiniz bir şey. Ona şimdilik bakmaya gerek yok. Ondan sonra yapmanız gereken şey videolarınızı ayarlamak. Şimdi eğer 3 megabit internet kullanıyorsanız, 3 megabit upload hızı olan bir internet kullanıyorsanız, çünkü download hızı ile in, e, upload hızı birbirinden farklı bir şey arar, farklı şeyler. Bunu şeyden öğrenebilirsiniz. Ee, Google'a hız testi yazın veya şey yazın, speed test yazın. Galiba hız testi yazdığınızda çıkan şey bir, bir tık daha kötü bir O yüzden speed testi kullanın, o kolayı. Oradan bakabilirsiniz upload hızınıza. Eğer 3 megabitse 2,80 falan diyecektir upload hızınıza. O da önemli değil o kadar. Şimdi sizin burada yapmanız gereken şey eğer offline oyun yani hikayeli oyun oynayacaksanız yani lore işte CSGO gibi oyunlar oynamayacaksanız bu, bu video bit hızını işte 2000'e çekmek sizin için uygun olur. <laughs> Çünkü pardon oynayacaksanız pardon oynamayacaksanız 2500 uygun doğru. Başladığım cümleye kötü gittim. Eee eğer Online oyun oynamayacaksanız yani CSGO, işte LoL ya da Dota falan oynamayacaksanız 2500 gayet uygun. Bu şey anlamına geliyor. Hani ekranınızda pikselleşmenin daha az olması anlamına geliyor. Kola gibi görmesini. Pardon bu arada <laughs> bir tane şey geldi. Açık kalmış özür dilerim. her sesi geldiyse. Ondan sonra yapmanız gereken şey canlı yayınınızda ne oynayacağınızı karar vermek. Eğer ki offline oyun oynamayacak offline oyun oynamayacaksanız ben niye sabah sabah ya? Eğer offline oyun oynamayacaksanız LoL, CSGO, Dota gibi oyunlar oynayacaksanız bu sefer 2000'e çekmeniz daha iyi. Çünkü 2000 ayarladığınız zaman size kalan hız ee, bu sefer online oyununuzu oynama şansı sunacak size. Pinginiz çok fazla olmayacak. Ping elbette artar ama bu kadar çok fazla artmaz. Sabit yani yayını kaç hız, bit hızını yaparsanız yapın çok fazla sabit olmayacaktır hızınız. O yüzden ona göre ayarlamanız gerekiyor kendinizi. <laughs> Ama işte <laughs> 3 megabit upload'unuz varsa online oynayacaksanız 2000 bitrate olması daha iyi. Ondan sonra başka ne vardı? Ha, 2000 bitrate için e, uygun olan videoları, videolarını göstermeye şey yapalım. Şimdi burada uygun olan sizin için Twitch'te 2000 bitrate'e ne uygun gider? Aslında 720 de uygun gider. Ve şu an 540 de uygun gider. Eğer 60 FPS yapacaksanız 540 seçin. Eğer e, yok 60 FPS yapmayacağım diyorsanız 720p seçebilirsiniz. Ama görüntünün bir daha çorba gibi olması muhtemel 720p'de. O yüzden 540p'de de kalabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bu arada boyut e, azaltma filtresi diyor ya. Bunu 36'ya çekebilirsiniz eğer işlemciniz bir tık daha güçlüyse. Eğer güçlü değilse şöyle bir küpütük kalabilir. Ama çok da küçültmeyin çünkü bu sefer iyice mahvolabiliyor. Sonra ne vardı? Ha bir dakika bunu geçmiş şeyler geçelim. Evet. GPU ayarlarınızı ayarlamanız lazım ilk baştan. Mesela LoL, CSGO gibi oyunlarda işlemi çok fazla harcamıyor. O yüzden Very Fast yerine Faster veya Fast deneyebilirsiniz. Bu tamamen sizin bilgisayarınızın gücüne bağlı. Ne kadar ya yani ne kadar desteklendiğine bağlı. ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Şimdi onu tek denemeniz gerekiyor. Diyelim ki faslı seçtikten sonra bir deneme yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde. Yayın, yayın denemeye falan yapabilirsiniz. Eğer yayınlara kasma varsa, görüntü kasması falan varsa bunu bir tık daha alta alın. Faslı alabilirsiniz. Eğer burada da böyle görüntüde kasma varsa o zaman bu sefer şey alın. E, ee, veri fast alın. Veri fast zaten standart olanı. Eğer burada da kasma varsa süper fast'ın Ultra fast bayağı görüntü mahvediyor. Ultra fast'ı almayı tercih edin. Eğer süper fazla ya süperfasta olduğu halde kasıyorsa bu sefer şey yapmayı deneyin. Ee, şuradan video kısmına gelin. 60'ı 30'a çekin ya da şunu bir, bir tık düşürün. Yani ya bunu düşünmemeye çalışın yine de ama <laughs> en az 16'da kalsın. Bir de çözünürlüğünüzü 540 yerine 480 ye alabilirsiniz. Eğer böyle bir kasma söz konusu olursa. Ee, bir dakika video kısmında başka ne vardı? Ha de şey mevzusu var değil mi? İnsanlar galiba siyah ekran falan oluyordu. Onu bir bakalım. Şimdi siyah ekran mevzusu için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, hemen deneyelim. ekran yakalama diyeceğim. Tamam ekran yakalama diyelim. Anında mesela ekranı gördü. Şu an ekranı direkt pat yakaladı. Değil mi? Bunda sıkıntı yok yani buraya kadar. <laughs> Amer oyun vesaire yakalayacaksanız bu sefer şey demeniz gerekiyor. Ee, mesela artı diyeyim şuraya. Görüntü. Pardon görüntü değil. Görüntü başkaydı aydı. Neredeydi? Pencere yakalama. Bir dakika sen bir dur. Bir de e, oyun yakalama diyelim. Ben ona tek tek göstereyim. Bunları altı alalım. Ekran yakalama açık yukarıda kalsın. Şimdi ekran yakalama o açık yukarıda. Oyun yakalama kısmına geldiğin zaman sağ tıklar özellikler diyorsunuz. Burada şey ayarlayabilirsiniz. Ee, hangi oyunu yakalayacaksanız onu ayarlayabilirsiniz. Onu da şöyle, şöyle yapabilirsiniz. Tam ekran herhangi bir uygulama yakala seçeneği var. Bu seçenekte hani tam ekrana geçtiğiniz anda herhangi bir oyunda tam, oyna, tam ekrana geçtiğiniz anda o oyunu yakalıyor. Bunu tercih edebilirsiniz. Her canlı yayınlarda bol oyun geçiyorsanız. Yok eğer bunu şey yapmayacaksanız yani tek tek ayarlamak istiyorsanız belli bir pencere yakala diyorsunuz. Belli bir pencere yakaladığınız zaman şurada pencere sesi çıkar karşınıza. Şuradan bak böyle bakabilirsiniz. Burada oyununuzun adresi yenir. tıkladığınız zaman oyunun sizin ekrana gelmesi lazım. Eğer gelmezse oyunuzu ayarlar kısmından şey yapın. Tam ekran yerine hani borderless window var ya o ayarı seçin. O da şey anlamına geliyor. Kenarsız pencere modu anlamına geliyor. O ayarı seçin. Ondan sonra pencere yakalama kısmına gelin. Özellikler deyin. Burada... Ee, yine şey bulabilirsiniz. Oyunun adını bulabilirsiniz. Onu seçin. Ondan sonra se e şey deneyin. Bir tekrar deneyin. Çünkü bazen ya bazı oyunlarda niyeyse siyah ekran gelebiliyor. Hatta mesela ben onu şeyde yaşadım. Ee, Red Dead Redemption 2'de yaşadım. Hatta ben de onda şeyde çalışmadı. <laughs> Pencere kalma da çalışmadı. Bayağı bildiğiniz hiç al al algılamadı yani. Öyle bir şey kabul etmedi. Hiç çalışmayınca ben de bu sefer ekran yakalamadan yaptım yayını. Hatta onun yayın geçmişi duruyor olması lazım. Bakabilirsiniz ilk birinci e, şeye neydi onun adı canlı yayına ya yani Dead şimdi iki canlı yayına onu o şekilde ayarlayabilirsiniz başka ne vardı e, galiba şu alert box check box falan vardı değil mi bunları ayarlamak için ne yapıyorduk e, hemen bakalım tekrardan tarayıcı buradan tarayıcı yapacak değil mi evet Steam bu olmadı. Steam destekliyor a buna tarayıcı demeniz gerekiyor bunu seçiyorsunuz. Buraya e, chat box'unuz alert box'unuzun linkini giriyorsunuz. Buna tamam diyelim mesela şimdi. Bunu en başa alın çünkü bu sürekli en üstte duracak. Hani e, chat box'unuzda, alert box'unuzda burada olsun Çünkü işte bu en başta duracağı için burada lazım olacak. Çünkü altta oyuna, oyuna falan olacak. Sizin buraya kısmanız gerekecek. Elbette böyle, böyle gözükmeyecek. Hatta şöyle gözükecek. Şurada falan gözükecek. Mesela benim de burada benim alert box burada. Yani alert box dediğim şey şu. Ee, işte birisi takip ettiyse, birisi donate attıysa ya da bir şey olduysa burada beliriyor. Chat box burada. Hemen şu konuşmak şey, şeyin altında. Bino game'in altında. Ve size ki bunu pardon. E, tarayıcıyı bir yerleştirdikten sonra işte şöyle bir boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi. Size uygun hangisi ise. Alert box'unuzu buraya ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra bir tane daha ekleyelim. Neredeydi? Tarayıcı burada. Onu da yine buraya kaydedebilirsiniz. Alta veya üstte fark etmez. O çok da fark etmez. Onların zaten üstü duracaklar. Mesela bunu da buraya alabilirsiniz. Bu şekilde durabilir. Ya bende ne zaman bu şekilde. Mesela şöyle duruyor bende galiba. Çünkü Bino Game şurada olması lazım. O civarlarda. ondan sonra mesela alta alabilirsiniz, yana alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz. İstediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum o yüzden. Ee, yine bu konu hakkında hatta bir dakika şimdi şundan, da, şundan da bahsedelim. Ben kaldır abi bunu. Güzel. Yayına başlayacağınız zaman şu yayını başlat tuşuna basıyorsunuz. Hani e, Twitch ayarlarına girmiştiniz ya burada. Burada girmiştiniz yani, ya yayın atanı kullan falan kısmından. Burayı hallettikten sonra yayına başlat, yayını başlattınız dediğiniz zaman hemen yayına başlar. Yani haberiniz olsun. Ama Streamlabs'e mesela şeyi soruyor. Yayın başlığını falan soruyor. Acaba OBS'de var mıydı hatırlamıyorum. Ama soruyor olabilir. Bakayım bakalım var mıymış. Evet bağlantı geçersiz diyor. Çünkü ben bağlantı girmedim. Yine e, bir sorunuz olduğu zaman <laughs> dediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yorumlara falan bakacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.